Türkiye'nin ekranı TRT1'de Türkiye'nin en çok ödül kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye başlıyor. Şimdi karşınızda eğlenceli ve renkli sunumuyla Kemal Uçar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zeynep'ciğim hoş geldin. Erzo hoş geldin. Merhabalar Ayşenur. Merhaba. Ece merhaba. Ali. Merhaba. Özellikle sen hoş geldin. Ayşen sen de hoş geldin. Efendim hepiniz stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de tabii ki ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün efendim hissettiğim, yani yarışmada ne yaparız bilmiyorum ama performanslar nasıl olur bilmiyorum ama çok eğlenceli bir gün olacağını hissettiğim bir gün. Zaten masalarımızı tanıdığımızda da göreceksiniz. Birinci masamızda Zeynep ve Ertuğ var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Teşekkürler. İkinci masamızda Ayşenur ve Ece var. Özellikle Ayşenur'un anlatacaklarını da dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üçüncü masamızda da özellikle dedim ya sen de hoş geldin Ali diye İzmir'den geldi. Bizi kırmadı. Ali ve Ayşen var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi birazdan o program öncesi yaptığımız sohbetleri yapacağız. Bazı konuları birazcık detaylandıracağız. Ama ben istiyorum ki her zaman yaptığımız gibi önce yarışmamızı kısaca bir hatırlayalım. Bingo Türkiye'de yarışmacılarımızın tek yapması gereken onlara ilk harfini vereceğimiz kelimeleri doğru tahmin etmeleri. Verdikleri cevaplarda doğru harfler yeşil renge, doğru ama yanlış yerde olan harfler de sarı renge dönecek. Yarışmacılarımızın her bir soruyu doğru cevaplamaları için beşer hakları var ve bunları 10 saniye içinde kullanmak durumundalar. İşimiz oldukça basit. Efendim yarışmacılarımız 3 etap boyunca verdikleri her doğru cevapla birlikte kasalarında bir miktar ödül biriktirecekler. Ve 3. etapın sonunda kasası en yüksek masamızla biz Lingo Türkiye'de final oynayacağız ki orada 7 harfli süper lingo kelimemiz olacak ve onun hepinizin çok iyi bildiği şekilde tek başına değeri tam 150 bin liradır. Çok güzel bir kasa yaparsak Ertuğ, bir de üstüne 150 eklersek programın başında konuştuğumuz bazı masrafları karşılayabileceğiz. Hak veriyorum buna. Güzel olacak efendim. Umuyorum bugün buradan çok güzel ödüllerle ayrılırız. O halde yarışmacılarıma soruyorum. Zeynep ve Ertuğ, anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Ayşenur ve Ece, net miyiz? Netiz. Ali ve Ayşen, hazır mıyız? Hazırız. Ne duruyoruz efendim? Lingo Türkiye ama kocaman alkışlarınızla başlasın. Lingo Türkiye'de birinci etapımızda ve tabii ki birinci masamızdayız. Zeynep ve Ertuğ, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanımak isteriz. Zeynep, ben 31 yaşındayım. Menkul kıymetler sermaye piyasası okudum ama alakasız bir iş yapıyorum şu anda. Operasyon biriminde çalışıyorum. Operasyon birimi? Evet, satış operasyon diye geçiyor. Evet. Bir gıda firmasında çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim, bir ürünün üretiminden lojistiğine kadar her şeyini iç piyasa olarak yapıyorum. Yani üretiliyor, oradan evet. Bir şekilde lojistik dağıtılıyor, ürünler senden geçiyor. Evet. Ben şimdi o ürünün ne olduğunu söylemeyeceğim ama o lojistik şu anda burada eksik. Sevdiğimiz bir ürün, keşke şuraya... Haksız mıyım Ertuğ? Haklısınız, o da bizim kusurumuz olsun. Estağfurullah. Hemen seni tanıyalım, galiba sen de aynı yerde çalışıyorsun. Aynı yerde çalışıyoruz, ben de 31 yaşındayım. İsmim Ertuğ. E-ticaret uzmanı olarak çalışıyorum, aynı firmadayız. Güzel. Gibi. Operasyon bizim için daha iyiymiş. En azından değil mi? O birazcık bir şeyler yer içerdik efendim. Gayet güzel ürünler yapıyorlar. Ama çok da neşeli bir çiftler. Ben daha ziyade, şimdi siz 31 yaşındasınız. 13 senedir berabersiniz. Çok doğru. Ne kadardır evliydik? 3. 3 yıldır evliyiz evet. 3 yıldır. Yani artık galiba 10 sene sonunda evlenme zamanı hadi geldi demişsiniz. Sıkıldık, bir şey yapmamız lazım da evlendik diye. Değişiklik yapalım. Ama tanışma hikayeniz daha güzel. Evet. Ertuğ sen bir gün, sen aynı servistesiniz. Ben bir gün servise aynı bindim. Aynı yerde de oturuyoruz. Aynı, aynı yerde oturuyoruz, aynı okulda okuduk, üniversiteyi aynı okulda okuduk. Ya biz hep aynı devam eden bir süreci yaşıyoruz. Aynı iş yerinde çalışıyoruz şu anda da. Aynı servisteyiz. Evet. Ben serviste ayakta duruyordum. Kalanını Zeynep anlatsın artık burada. Ayakta duruyordu, sonra yani yer yoktu, bayağı birileri binmişti. Ani bir fren yaptı servisçi. Böyle kucağıma... Yakaladın yani. Tutuverdim. Havada kapıldım diyelim. Havada kapıldı. Sonra ben öyle baktım ki aşık olmuşum. Aa, yani Ertuğ aslında hani bazen filmlerde böyle ufak bir kaza, bir çarpışma evet, falan evet. Olur. Sizinki de öyle olmuş. Benziyor evet. Yani burada uçanın sen olması birazcık... garip garip doğru.
Ne güzel. O öyle bir başlıyor. 13 senedir beraberiz. Ne güzel maşallah. Arkadaşlar. Maşallah diyelim. Vallahi maşallah. İyi hayatınızda umarım böyle gönlünüzden geçtiği gibi hep aynı neşeyle gider. İnşallah. Peki şunu sormak istiyorum. Kim yarışmaya gelmeyi dediğim anda Zeynep. Evet. Ne oldu Zeynep? Süreç nasıl işledi? Ben başvurmak istedim çünkü kelime oyunlarını çok seviyorum. Evet. Sonra başvurduktan sonra tabii söyledim eşime. Dedim başvurdum. Geri dönünce söyledim hatta. Dönmeden de söylemedim. Ha tam yani iyice tam kabul edildiniz. Tabii. Neyse Ertuğ benim. Bugün haberin gidiyoruz. Olması çok iyi. Burada olman da çok mutlu. Birkaç gün oldu haberim olmadı. Öyle gidiyoruz dedi ve buradayız. Anladım efendim. Bir erkeğin bir evlilikte hayatını uzatacak bir numaralı formülü Ertuğ çözmüş. Evde son sözü erkekler söyler. Haklısın hayatım. Tabii ki hayatım. Tabii ki aynen öyle. Sanırım biraz da kendini burada buldun Ertuğ. Evet. Mutlu musun peki şu an burada olmaktan? Mutluyum evet evet mutluyum. Ha güzel. Tamam yüzünde pek göremedik de. Güzel. Vallahi harika görünüyorsunuz. Teşekkürler. Çok güzel. Bir başlayalım bakalım neler olacak. Bakalım. Bakalım efendim biz de merakla bekliyoruz. Zeynep ve Ertuğ için 13 senedir beraberler. Gayet güzel bir birliktelikleri var. Onlar için birinci etabın ilk 4 harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Sizlere bol şanslar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. D ile başlar. Dava. Dava. D-A-V-A. Hadi deneyelim. Dara. D-A-R-A. Gelsin. Darı. D-A-R-I. Darı olabilir mi? Tüm yurtta sevinç gösterilerine kutlandı. Ertuğ mutlu musun dedik. Mutluyum dedi arkadaşlar. İlk kelimesi davaydı. Ya evet. Tesadüf. Gerçekten neşesi yüzünden belli. Ama önemli olan iyi başladık. 1000 lirayı da kasaya koyduk. Hadi aynı şekilde devam edelim. Zeynep ve Ertuğ için bu etaptaki ikinci 4 harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. E ile başlar. Emir. E-M-İ-R. Deneyelim. Elim. E-L-İ-M. Elim. Elim. Evet. Uf. Elma. E-L-M-A. Deneyelim. Hep de M'lerden gittik. Ekin. E-K-N-İ. Ekin. Ekin. E-K-İ-N. E-K-İ-N. Hadi evet. Deneyelim. Ah. Etik. E-T-İ-K. Ne yapayım artık? Deneyelim ama. O iyi çok denedik. Evet ama başka bir şey de çok denedik. Neymiş çok efendim? Merak ettim. Etik. Ah. Yani bir çeşitlendiremedik. Öyle bir sıkıntımız evet, evet. Oldu. İ'lerden kaldık hep. İ'lerde ve L'lerde, M'lerde de hatta evet. Biraz. Efendim aynı yerde biraz dolaştık. Nasıl? Zararı yok. Canımız. Bu masaların da eksik olan nazar boncuğunu hemen tamamlamak için bir fırsattır. Şöyle masanıza iliştiriyorum. Teşekkürler. Şimdi devam ederiz. Zeynep ve Ertuğ için bu etaptaki son 4 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. V ile başlıyor. Vale, V-A-L-E. Hadi deneyelim. Güzel. Bulamadım. Vade, V-A-D-E, of. Vade ya. Olabilir mi? Ki öyle görünüyor. Neden olmaz? Güzel oldu. Terledim evet, güzel oldu. Güzel oldu efendim. Hızlı bir şekilde birazcık zorlasa da bizi vade kelimesine ulaştık ve kasayı 2000 lira getirdik. Şimdi sırada puzzle kelimeniz var. Bu vesileyle hep yaptığım hatırlatmayı yine yapayım diğer masalarımıza da. Biliyorsunuz ilk etapta 8 harfli bir puzzle kelimemiz gelecek. Bir ipucu cümlesiyle birlikte ama hani her harf çıktığında birazcık değer kaybedebiliyor. Yine de bazen 1-2 harf çıkması işimizi kolaylaştırabilir. Masterlarda falan hata yapmamak için tabii çok eminsek hızlıca cevap da verebiliriz. Ki Zeynep şu anda çok hazır. Zeynep ve Ertuğ için efendim. Birinci etabın 8 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Güler yüzlü, sıcakkanlı insan. Ben. S ile başlıyor. Sami. Aa. Sami.
Samimiyet mi çektim ya? Sempatik. Bak ben dedim bulamadım kendimi, gördün mü? Ben burada bir dakikaya yakın dedim ki biraz harf çıksın. Ama seyrede dilek... Dedim mi arkadaşlar? Hepimiz duyduk değil mi? Şahidiz. Dedim ki birkaç harf çıksın, biraz değer kaybetsin, sorun değil. Ben diye bağırdın, sempatiyi bulamadın ki, haklısın. Gerçekten sen. Samimiyet diyecektim ve onu şey yapamadım. Güler yüzlü, sıcakkanlı insan. Ne yazık ki sempatiye ulaşamadık ama ben hak veriyorum Zeynep. Evet, sempatik senin için doğru kelime ama çok burada az. Kasamız 2000 lirada kaldı. Canım sağ ol. Aynen öyle, katılıyorum. Ama ben size söylüyorum, ikinci etapta bunu rahatlıkla hallederiz. Hiç merak etmeyin. Fakat şimdi sırada ikinci masamız var. Sıralarını sessiz sessiz bekleyen Ayşenur ve Ece. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi sizleri tanıyalım. Benim adım Ayşenur, 21 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Ailemin bir tekstili var. Elimden geldiğince onlara yardım etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Bu şekilde ilerliyor yani hayatım. Ne güzel. Yarışmaya da kalk Ece, hadi gel yarışmaya gidiyoruz mu dedin? Evet, ben böyle bir görünce dedim ki hani biz bunu yaparız ya dedim. Eğlenceli olur dedim. Söyledim, o da zaten ilk aramamda kabul etti. Dedi yapalım. Ece zaten bekliyormuş. Evet dedim, neden olmasın. Neden olmasın, en sevdiğimiz. Ece, hemen seni tanıyalım. Ben Ece Erkin, 23 yaşındayım. Ayşenur'la beraber çalışıyoruz. İki kedim, bir köpeğim var. Oh ne güzel. Evliyim. Ayşenur yarışmaya... Sen zaten Ayşenur'un abisiyle evliyim. Evlisin. Evet. Ayşenur ne dese ben tamam diyorum. Ona güveniyorum. O da bana güveniyor. Yarışmadan bahsetti. Ben de tamam olur dedim. Katıldık. Çok güzel anlatmadın mı? Vallahi bir durum ancak bu kadar net anlatılabilirdi. Harikasınız arkadaşlar. Teşekkürler. Yani aslında sonradan birbirini tanıyan iki insan gibi ama bir yandan da ne güzel arkadaş da olmuş. Kardeşim gibi, evet. Değil mi ya? Evet. Harikaymış. Oh, heyecanı attık gibi Ece. Attım ben. Güzel. Hazırım. Ayşenur. Sen de iyisin. Evet, attık gitti. Ben söylemiştim. Hallederiz demiştim. Bir de başlayalım. Birkaç soru cevaplayınca iyice kalmaz o heyecan. Tabii ki. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Başlayalım. Efendim Ayşenur ve Ece için o zaman birinci etapımızın ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Arkadaşlar bol şanslar. Teşekkürler. Buyursunlar. H ile başlar. Hata. H-A-T-A. Deneyelim. Hava. H-A-V-A. Gelsin bakalım, yardım eder mi? Halı. H-A-L-I. H-A-L-I. Halı olur mu? Çok da zorladı, keşke olsa. Ama güzel. Hale. H-A-L-E. Hale'yi deneyelim. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Öncelikle şu H harfini hemen gönderdiğimiz için kodlamalarda biraz bizi zorladı. Evet. Ama çok güzel ulaştınız. Evet. Harika oldu. İlk 1000 lirayı kasaya koyduk. Hadi devamı gelsin. Efendim Ayşenur ve Ece için bu etaptaki ikinci 4 harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Buyursunlar. Öyle başlar. Ömür. Ö-M-Ü-R. Ömür. Ü var ama orada değil. Öykü, Ö-Y-K-Ü. Öykü, güzel bir deneme. Örtü, Ö-R-T-Ü. Örtüyü deneyelim. Özgü, Ö-Z-G-Ü. Güzel bir deneme, özgü olabilir mi? Neden olmaz? Vallahi tebrik ediyorum. Benim aklımda öncü vardı. Öncü olabilir mi diye düşünüyordum. Ama Özgü de çok güzel bir cevap oldu ve kasayı 2000 liraya taşıdı. Güzel gidiyoruz. Hadi maşallah. Maşallah. Şurada da yakalarsak çok güzel bir kasamız olacak. Ayşenur ve Ece için bu etaptaki 3. 4 harfli lingo kelimemiz geliyor. Buyursunlar. A. Atkı. A-T-K-I. Hadi deneyelim. O I nerede? Algı. A-L-G-I. Yardım eder mi bize? Azık. A-Z-I-K. Azık deneyelim. Atık. A-T-I-K. Atık da deneyelim. Hmm. Şimdi son hakkımız. Anıt. A-N-I-T. Deneyelim ama o T vardı. Öyle bir şey yaptım.
Yani bir çeşitlendiremedik burada. Evet. Çok aynı kelime harflerde kaldık. Zararı yok. Zaten bu efendim iki tatlı gelin görümce mi deniyor buna? Evet. Hiç öyle. Bence kardeş artık. Kardeşiz. Bu iki kardeş için efendim masalarında eksik olan şu nazar boncuğunu iliştirmek için bir sebep olsun. Puzzle kelimede de hata yapmazsak ne yapılmaması gerektiğini gördük. Evet. Siz de Ali Ayşen gördük ne yapılmaması gerektiğini. Şimdi o hatayı da yapmazsak güzel bir kasa olacak. Efendim Ayşenur ve Ece için birinci etabın 8 harfli puzzle kelimesi şu ipucuyla birlikte geliyor, buyursunlar. Bir bilene sormak. D ile başlar. Danışmak. Danışmak mıdır? Neden oldu? Zeynep görüyorsun. Evet. Bunu ben de bildim kendimden. İçimden bildim. Onun sorusunda biz bilmiştik aslında. Efendim işte herkes kendi... İkinci etapta bunlar güzel olacak. Evet. İkinci etapta o ödüller bir anda yer değiştirecek ama... Biz şimdi şöyle bakalım. 3600 lirayla tamamladık. Güzel arkadaşlar. Hiç fena değil. Teşekkürler. Bence hiç fena değil. Şimdi merakla üçüncü masamızın, uzun süredir sıranın kendilerine gelmesini bekleyen üçüncü masamızı tanıyalım. Ali ve Ayşen, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Hadi sizleri tanıyalım. Merhaba, ben Ali Tuna. 22 yaşındayım. Aslen Kütahyalıyım. İzmir Tıp Fakültesi'nde 5. sınıf öğrencisiyim. Harika. Kuzenimle birlikte katıldık buraya. Beni davet etti. Ben de Sözlü'den çıkıp otobüse atlayıp geldim bir anda. İzmir'den kendini bir anda İstanbul'da stüdyomuzda buldum. Evet, benim için değerlidir kendisi. Onun için onun sözünü kıramam. Oo, güzel. Ayşen, hemen seni tanıyalım. Tabii. Ben Ayşen. Sakarya Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun oldum. Şu anda da bir ortaokulda psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak çalışmaktayım. Harika. Evliyim. Aslen Kütahyalıyız. Ben kuzenime söyledim. O da sağ olsun beni kırmadı. Hemen kabul etti. Ali kalktı İzmir'den. Bir telefonla buraya geldi. Buraya kadar harika. Ama sen evliyim dedin. Bu arada eşin, ismi nedir eşinin? Taha. Taha. Taha niye burada değil Ayşe? Eşimi çok seviyorum tabii ki. Ona çok güveniyorum. Ama kelime bilgisi açısından Ali'yi tercih ettim. Evet. Taha, duydun. Yani Taha'nın o kadar kelime bilgisi yoktur, cevabı geldi. Taha'cığım senden ricam şudur. Lütfen bir arkadaşınla olur, akraban olur. Sen de başvur. Bu anları gösteririz. Vallahi başvursun. Evet, ben bir de iki şansımız olsun istedim. Şimdi biz kazanamazsak eşim de gelir. Bence o da şansını değerlendirir. Öyle. Vallahi bence bu çok iyi fikir. Arkadaşlar harika olmuş. İki kuzen için de harika bir anı olarak da bugün kalacaktır zaten. Evet. Ne güzel. Ali, ne diyorsun yarışmada? İzmir'den kalktın geldin, üstünde büyük sorumluluk var. Ben ablama güveniyorum. O da bana güveniyor ama kendimize çok güvendiğimizi söyleyemeyiz. Bakacağız. Ben sizi yalnız bırakmıyorum arkadaşlar. Ben de size çok güveniyorum. Teşekkür ederiz. Ve bol şanslar diliyorum. Efendim Ali ve Ayşen için birinci etapımızdaki ilk dört harfli lingo kelimeyi ekrana getiriyorum. Hadi buyursunlar. F ile başlar. Fena. F-E-N-A. Deneyelim. Faça. F-A-Ç-A. Gelsin. Feci. F-E-C-I. F-E-C-I. Süreyi tazeleyelim. Ne kullanmadık? Fora. F-O-R-A. Güzel bir deneme. Fora olabilir mi? Ben de gerçekten o kullanmadığımız ses harfleri şöyle bir gözden geçiriyordum ki Ayşen çok doğru bir yerde devreye girdi ve ilk 1000 liraya attık kasaya. Hadi devamı gelsin. Efendim Ali ve Ayşen için bu etaptaki ikinci dört harfli lingo kelimemiz geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? O ile başlar. Okul. O-K-U-L. Okul. Güzel. Otel. O-T-E-L. Hemen deneyelim. Zeynep şöyle bir Ertuğ'a baktı bu cevapla birlikte. Onlara baktım. Onlara mı baktın? Hani Ertuğ'a bakınca şey gibi hissettim ben. Neler yapıyor insanlar? Sen de biraz
Öyle bir şey gibi hissettim. Yok yok, onlarla muhabbet etmiştik de kuliste, o yüzden sevindiğim için baktım. Öyle mi? Evet. Güzel. Efendim, ikinci etabın sonlarına doğru bakarız. O tekrar işlerimiz olacak. Ama şimdilik biz Ali ve Ayşen'le birlikte devam edelim. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Sizin için bu etaptaki son dört harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. L ile başlar. Lale. L-A-L-E. Deneyelim. Lama. L-A-M-A. Gelsin bakalım. Vallahi maşallah. Şans faktörünün de çok önemli olduğu bir etap bu. Dört harfli kelimeler özellikle. Burada şansımız da yardım etti. Çok da güzel kelimeler türettik tabii ki. 3000 liraya getirdik. O zaman programın başında ne yapılmaması gerektiğini sağ olsunlar Zeynep ve Ertuğ göstermişlerdi. Zeynep her seferinde çok güzel tepki verdiği için dayanamıyorum Ertuğ. Hatırlatmak zorunda kalıyorum. Onu yapmıyoruz. Arkadaşlar evet. Ali ve Ayşe'nin için o halde şimdi birinci etapın 8 harfli puzzle kelimesi ekrana gelsin. İpucu cümlemiz de tam şöyleymiş. Buyursunlar. Sesleri büyüten dijital kutu demişiz. Hoparlör. Olabilir mi? Neden olur? Gayet güzel. Şöyle bir hecelediler ilk önce. Terslik olmasın diye. Harfler yerine oturdu. Kasaya 1600 lira daha attık. 4600 lirayla birinci etabı tamamladık. Gayet güzel. Ben efendim hata yapmadıkları için bu sefer onların masasında eksik olan bir maşallah nazar boncuğunu eleştiriyorum. Teşekkür ederiz. Devam edelim lütfen. Ne demek? Ayşenur ve Ece 3600 lirayla tamamladık. Gayet güzel. Zeynep ve Ertuğ. Fakir biz. Şu anda biraz öyle durumumuz. Toparlarız. Kesinlikle katılıyorum. İkinci etapta toparlayacağız. İnşallah. İnşallah. İnşallah efendim. O halde belli ki yapılacak çok işimiz var. Hiç zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etapla devam edecek. Lingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Yani biraz yarışma heyecanımız Zeynep. Evde daha iyiydik de burada... Bir... Evde de mi değildi? Evde de böyleydi. Hele 5'li 6'larda bir yani kalırsak görürsünüz. Böyle duruyoruz. Yani... Ömer, hayatımda ilk defa böyle bir itiraf duyuyorum. Normalde şuna alışığım. Yo, evde çok iyiydik. Yarışma heyecanı olmadı. Evde de mi yok yani? Yok. Harika bir ikilisiniz gerçekten. Teşekkür ederiz. Sizden ricam, her sene başvurun. Vururum. Devam ediyorsanız vallahi tamam. İnşallah. Söz veriyorum. Artık bu etapta Zeynep ve Ertuğ'un çok iyi şeyler yapmasını bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz 5 harfli lingo kelimeler soracağız size. Her birinin değeri 1500 lira ancak. Eğer kelimeyi 5 hakkımızda yakalayamazsak yahut bir hata yaparlarsa ben butonları aktif dediğim anda butonunuza basıp o 1500'ü kendi kasamıza ekleyebiliriz. Sonra aynı fırsat size de gelecek. Aynen. Ricam şudur, pek bir şey vermeyelim dışarıya. Çalmayın bizden. Hayır, senin vermemen lazım. Ertuğ, durumumuz yok. Kendimiz lütfen biriktirelim. İnşallah. İnşallah. Çünkü efendim biliyorsunuz bu etap sonunda kasası en düşük masayla vedalaşırız. Evet. Bütün masalarımıza bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Zeynep ve Ertuğ için ikinci etabın ilk 5 harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. Ç ile başlar. Çakal. Ç-A-K-A-L. Deneyelim. Çarşı. Ç-A-R-Ş-I. Gelsin. Çok güzel. Çarık. Ç-A-R-I-K. Deneyelim çarık. O R neredeymiş? Çatık. Ç-A. Ç-A-T-I-K. Şimdi son hakkımızı iyi düşünelim. A. Butonlar aktif. Ali Ayşen. Çadır. Ç-A-D-I-R. Çadır. Çok mantıklı. Deneyelim. Ne yazık ki demiş. Ayşenur, Ece basalım butonumuza. Bilmiyorsam. Olsun, süremiz işlesin. Belki buluruz. Çakır. Ç-A-K-I-R. K denenmişti. Evet. Biraz acele ettik yine. Hayır.
Sanki çayırmış gibi ama. Aa. Hayır. Ha. Hani çadır fena bir deneme değildi. Tamam. Evet. Birazcık süreyi kullansaydık belki yakalardık ama. Ben butonlar aktifi unuttum tamamen. Siz deyince çok heyecanlandım. Basmak istedim ama. Onu da gördüm bu arada. Hay Allah, burada basıyorduk. Evet. Güzel. Yarışma heyecanı gayet yükseliyor. Zeynep ve Ertuğ. Kendimize alamadık ama dışarıya da vermedik. Evet evet, fark ettim. İyi tarafından bakalım. Burada şanslıyız. Evet. Ama şimdi artık kendi kasamızı büyütmemiz gereken yer orasıdır. Güzel kelimeler türettik. Bence şimdi yakalayacağız. İnşallah. Hadi inşallah. Efendim Zeynep ve Ertuğ için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. B ile başlar. Bozuk. B-O-Z-U-K. Deneyelim. Bahar. B-A-H-A-R. Gelsin. Batık. B-A-T-I-K. Yardım eder mi bize? Bir T var ama orada değil. Bahtı. B-A-H-T-I. Bahtı. Zaman şey yapmak sözlükte için var mıdır ama? Bahtı? Zaman butonlar aktif. Ali Ayşen. Basit. B-A-S-I-T. Güzel bir deneme gibi. Tebrik ediyorum. O 1500'ü güzelce kasaya yerleştirdik. Hazırladınız, hazırladınız, yardım hazırladınız. Yardım ediliyor. Evet. Ertuğ. Çok da hızlısın sen de. Ne yapayım? Tam düşünüyorum. Evet. Bahar, baharı yanıtlarken. Evet. Aklımdan geçen oydu. Pıt söyledi ha. Yani. Şimdi o zaman bu soru da şöyle yapalım. Ne yapalım? Son beş harfli kelime gelecek. Bir evet. Süremiz varken aramızda bir ufak değerlendirebiliriz. Tamam. Olur. Dedim ama Zeynep gene galiba geldiği gibi söyleyecek diye düşünüyorum. Yok yok tamam. Yaparız yaparız. Çıkan harflere de takılmayalım. Yeni kelimeler türetelim ki bize yardım etsin. Efendim Zeynep ve Ertuğ için ikinci etabımızın son beş harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Yapacağız bunu. Hadi buyursunlar. S ile başlar. Sevda. S-E-V-D-A. Hadi deneyelim. A var ama orada değil. Somun. S-O-M-U-N. Somun. Güzel. Somun. M de var ama orada değil. Saman. S-A-M-A-N. Gelsin bakalım. Salam. S-A-L-A-M. Güzel bir deneme olabilir mi? Ben de belki ilerleyen etapları yürüyemeyeceğiz ama Ertuğ, gönüllerin şampiyonu olacaksın. Evet. Şey altın gol gibi oldu. Öyle hissettiriyor yani. Yani onu bilmiyorum ama çok kritik bir andı. Orada doğru bir şekilde bulduk. Vallahi iyi oldu. Ayrıca hiç de söylediğiniz gibi değil. Gayet güzel kelimeler türetiyorsunuz. Hiç yapamıyoruz falan filan. Evet, bir ufak şanssızlığımız var ama. Evet. Şimdiye kadar iyi getirdik. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. Efendim, Zeynep ve Ertuğ için İkinci etabın bu sefer dokuz harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Herhangi bir sürecin sonuna doğru demişiz. Sonuna doğru. Ne? Gider ayak. Gider ayak olabilir mi? Biz de gidiyorduk o. Tam gider ayak gerçekten cevap verdiniz. Butona da sen bastın değil mi Zeynep? Evet evet. Tamam. Tebrik ediyorum. Bittiğini gördüm. Yani gerçekten doğru bir yerde butona bastı. Orada biliyorsunuz birkaç saniyelik bir cevaplama sürecimiz var. Diğer masalarımız oldukça hazır bekliyorlardı. Ama kasaya 1250 lira daha koyduk. Şimdi. 4750 liramız var. Çalmam dışarıdan lazım. 2-3 tane en azından almamız evet. Gerek. Haberiniz olsun. Evet. Elimiz butonda gözümüz yolda olacak. Ama sırada Ayşenur ve Ece var. Evet. Arkadaşlar. Bildiğin anlamda. Kendi sorularını da yapsalardı hiç vermeyin. Plan bu olsun en azından. Evet. Olur mu? Vermeye düşünmüyoruz. Güzel efendim. Ama tabii ki diğer masalarımız bekleyecekler. Ayşenur ve Ece için
İkinci etabın ilk beş harfli lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. L ile başlar. Leyen, L-E, yumuşak G, E-N. Leyen. Lamba, L-A-M-B-A. Hadi gelsin lamba. Güzel. O ikinci A orada değilmiş. Lakap, L-A-K-A-P. Güzel bir deneme lakap. Leyla. L-E-L-Y-A. Leyla mı dedik? Evet. L-E-Y-L-A. Leyla. Evet. Sözcüğümüzde yoktu butonlar aktif. Zeynep Ertuğ, ne olabilir? Basalım butonumuza. Ali, Ayşe. Lavaş. L-A ve Ayşe. Vallahi güzel cevap. Lavaş evet, olabilir mi? Denedik. Hayır, butonu da iyi zamanda bastınız. Döneceğim. Oraya kadar iyiydi. Yo, çok iyiydi oraya kadar. İşte bir de kelime bulunursa yarışma tam tadından yenmez bir haliyle. Efendim. Çok güzel getirdik. Evet. Finale erdiremedik. Leyla kelimesi güncel Türkçe sözlüğümüzde yoktu. Zararı yok. Hadi hemen telafi edelim. Ayşenur ve Ece. Efendim şimdi onlar için bu etaptaki ikinci beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. K ile başlar. Kavun, K-A-V-U-N. Hadi gelsin. Kitap, K-I-T-A-P. Deneyelim. Kiraz, K-I-R-A-Z. Kiraz, K-I-R-A-Z. Hemen gelsin. R varmış ama orada değil. O kitabı demiştik ama demiştik. Bir daha geliyor kitap. Kirli. Butonlar aktif. Zeynep Ertuğ. Kirli. K-I-R-L-I. Kirli işte ama R orada değil. Basalım Ali Ayşen. Kiler. K-I-L-E-R. Kiler. Bence olabilir. Güzel cevap. Ben R. Ama o R orada değil dedik. Doğru. İyi oldu, tamam. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Kiler burada. Güzel bir cevap oldu o. Kirli de R ve L bize kısacık bir an göz kırptılar. Oradan sonra işimiz de birazcık kolaylaştı. Daha sıra bize gelmeden de 9100 liraya geldik. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Ayşenur, Ece. Bazı konuları konuşmamız gerek artık. Evet. Bunu yakalayalım istiyorum. Olur mu? Dikkatli olmamız lazım. Evet, güzel türetiyorduk. Evet. Çıkan harflere takılmadan yeni kelimeler söyleyelim ki bize başka harfler versin. Evet. Şimdi yapacağız. Efendim Ayşenur ve Ece için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. T ile başlar. Takip, T-A-K-İ-P. Tahta, T-A-T. T-A-H-T. T-A. Hemen gelsin. Topuz. T-O-P-U-Z. Güzel bir deneme topuz. Butonlar aktif. O ve P var ama orada değiller. Neredeler? Tempo. T-E-M-P-O. Oo, evet. Vallahi güzel deneme. Tempo olabilir mi? Samimi söyleyeyim, ben asla bulamamıştım. Yaklaşamadım da o P ile O'yu bir türlü doğru yere yerleştiremedim. Evet. Ama tempo çok güzel bir cevap oldu. İlk anda da cevap basmadınız butona. Sonradan geldi galiba. Evet, sonradan bulduk.
Sonradan bir şans geldi. Tempoyu yakaladılar. Arkadaşlar 1600 liraya geldik. Ayşenur, Ece. Çok kötü şu an. Şu anda moraller şu an, yerlerde. Evet, evet, battı balık gibiyiz şu an. Hayır, bakalım. Hiç öyle düşünmeyelim. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musunuz? Şu puzzle kelimeyi doğru bir yerde yakalayacağız. Evet. Sonra bir hesap kitap yaparız. Ama ilk başta şunu bir hatasız yapalım, olur mu? Tamam. Efendim, hata yapmayacağız burada. Ayşenur ve Ece için ikinci etabın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş, buyursunlar. Kendi işini kuran, yenilikçi fikirleri olan kişi demişiz. G ile başlıyor. Girişimci. Girişimci. Neden olmaz? Bir an Ayşenur'da acaba mı? Size ben baktım, ben acaba oldum zaten. Efendim ufak bir onları tedirgin edecek bakış attım ama evet. Girişimci cevabı gayet doğruydu. 2250 lira ekledik. 5850 liradayız. Zeynep, Ertuğ. 4750 liradayız. Yani iki masa içinde oradan gelecek bir kelime bile çok kritik. Elimiz butonda, gözümüz yolda olsun. Ali ve Ayşen. Ali, daha sıra bize gelmeden 10600. İlk soruda söylemiştim. Kuzenime güveniyordum. Şu an onu yansıtıyor. Rahatım. Tempo çok iyiydi. Evet. Kiler ve lavaş da vardı galiba. Evet. Vallahi arkadaşlar şimdilik çok güzel gidiyorsunuz. Burada da umarım iyi gider ve şahane bir kasa yaparız. İnşallah. İnşallah. Hazır mıyız? Hazırız. Biz de hazırız. O halde efendim Ali ve Ayşen için şimdi ikinci etabın ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Buyursunlar. P ile başlar. Patik. P-A-T-I-K. Gelsin. Pelte. P-E-L-T-E. Pelte. Yardım eder mi? Bir hayli. Pense. P-E-N-S-E. Pense gelsin. Pembe. P-E-M-B-E. Pembe gelsin. Taha, yarışma başında sana seslenmiştim. Sen de bir ekip arkadaşı al gel demiştim. Belki de gelmemen lazım. Çünkü gerçekten bu ekip söyledikleri kadar iyiler. Maşallah. İkinci etap mı efendim? Daha pek görmediğimiz 12.100 lira rakamlara geldiler bile. Sizden ricam o zaman çok iyi bir tutara ulaştırmaktır bunu. Anlaştık mı? Evet. Lütfen bırakmayalım. Ali ve Ayşen için bu etaptaki ikinci 5 harfli lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. Z ile başlar. Zarif. Z-A-R-I-F. Deneyelim. Zirve. Z-I-R-V-E. Yardım eder mi bize? Zinde. Z-I-N-D-E. Zinde olabilir gibi geliyor bana. Olabilir mi? Gayet güzel geldik efendim. Bunu da cevapladık. Çok da hızlı gidiyoruz. Ben de onların hızlarını kesmiyorum. Ali ve Ayşe'nin için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Ş ile başlar. Şekil. Ş-E-K-İ-L. Şekil. Şakak. Ş-A-K-A-K. Şakak. Yani ikinci denemede şakak demek gerçekten tebrik edilesi. Biraz şansımızla yaver gidiyor diyelim. Diyelim Ayşen, diyelim. Biraz şansımızla yaver gidiyor. O halde efendim şurada da hata yapmayalım. Şahane bir kasamız olsun. Ali ve Ayşen için ikinci etabın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Mart'a kalmam gelirim. Ağustos'a kalmam giderim diyen hayvanlar demişiz. Hayvanlar. Leylekler. Leylekler midir? Neden oldu? Leyleklerle birlikte kasamıza 1750 lira daha ekledik ve
Galiba ikinci etap sonu için bu bir rekor olabilir arkadaşlar. 16.850 lirayla tamamladık. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Ayşenur ve Ece, 5.850 lirada kendimizi üçüncü etaba attık. Evet. Birazcık fark var ama deneyeceğiz. Evet. Elimizden geleni yapacağız. Zeynep ve Ertuğ. Nasip değil mi? Çok aceleci davrandık diye. Efendim, başaramayacağız dediler. Başaramadılar. İşte inanma. Bir şey söyleyeyim mi? Harikasınız. Teşekkürler. Çok samimi söylüyorum. Tamam, yarışma kısmı tam istediğimiz gibi gitmedi ama. Evet. Müthiş bir renk kattınız. Teşekkürler. Çok da samimi söylüyorum. Zeynep, Ertuğ, 3. sezonumuza tekrar başvurur musunuz? Çok rica etsem. Tamam. Tabii, başvururuz. Tabii ki. Hemen. İlk ben başvuracağım. Ne güzel olur. Vallahi tekrar ağırlamak isteriz. Teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Teşekkürler. Bizler Ayşenur, Ece, Ali ve Ayşen'le birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de 3. etapımızdayız. Efendim, gördüğünüz gibi Ali ve Ayşen'i şöyle bir yakınımıza aldık. Buradan takip edelim dedik. Bakalım neler olacak. Şimdi biliyorsunuz sizlere bu etapta 2 tane 5 harfli, 2 tane de 6 harfli lingo kelime soracağız. Şöyle öncelikle bir aramızda konuşalım. Kim 5'i kim 6'yı oynayacak? Sonra lütfen benimle de paylaşın. Güzel. Verildi mi kararlar? Verdik. İlk başta o zaman Ayşenur ve Ece'ye soruyorum. Kim 5, kim 6? Ben 5, Ayşenur 6. Ece 5 harfli kelimeleri oynayacak. Sizde durum var nasıl arkadaşlar? Ben 5, Ali 6. 6'ları hallederim diyorsun Ali. Yok, 6'yı halledemeyiz diye 5'i ablama verdim. Bu masaya geçen gerçekten efendim kabulleniş yaşıyor. Ama çok tatlısınız. Vallahi bence 6'yı da halledeceksiniz de. O zaman şöyle yapalım. Ayşen ve Ece, siz lütfen masada kalın. Biz Ayşenur'u ve Ali'yi arkaya doğru uğurlayalım. Ece, seninle başlayacağız. Tamam. Bir 11 bin liralık bir fark var. Evet. Ama bu etapta 2 tane puzzle kelime var. Onlar bile 4'er bin liradan başlıyor. Yani elimizden geleni yapalım. Muhteşem bir geri dönüş olabilir. Ayşen, buraya kadar çok güzel getirdik. Buradan sonra çok güzel bir kasa yapıp finale gelebiliriz. Evet. İki masamıza da bol şanslar diliyorum. Teşekkürler. Ve Ece için efendim, 3. etapın ilk 5 harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Buyursunlar. S ile başlayalım. Sinek, S, İ, N, E, K. Deneyelim. Saman, S, A, M, A, N. Satış, S, A, T, I, Ş. Satış. Satış. Güzel kelimeler türettik. Hızlı bir başlangıç yaptık. Tebrik ediyorum Ece. Teşekkür ederim. O halde şimdi Ayşen için efendim bu etaptaki ilk 5 harfli lingo kelimeyi ekrana getirelim. Bakalım ilk harfimiz neymiş? P ile başlar. Panel. P-A-N-E-L. Panel. Güzel. Palet. P-A-L-E-T. Palet gelsin bakalım. Payet. P-A-Y-E-T. Payet. Sevgili seyircilerimiz, Lingo Türkiye'de bir rekor geliyor gibi. Şöyle ekranlarınızın başına iyice oturun, yerleşin ve seyretmeye devam edin. Bir rekor geliyor gibi görünüyor çünkü. Ama Ayşenur ve Ece de hiç bırakacak gibi değiller. Hadi Ece, şu kelimeyi de yapalım. Efendim, Ece için şimdi bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime geliyor ekrana. Buyursunlar. V ile başlıyor. Vakit. V-A-K-İ-T. Vakit. Vebal. V-E-B-A-L. Gelsin bakalım. Çok güzel. Verim. V-E-R-İ-M. Gelsin bakalım, bize yardım eder mi? Maalesef etmedi. Teşekkür ederim.
Ayşen, bir deneme hakkımız var. Venüs. V-E-N-Ü-S. Venüs. Güzel denemeydi ama ne yazık ki olmadı. Vezneymiş. Kelimeyi dünyada arasaydık belki yakalardık ama yine de çok iyi bir deneme olduğu için tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim şimdi o zaman Ayşen için bu etaptaki son 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. A ile başlar. Acemi. A-C-E-M-İ. Acemi. Ayrım. A-Y-R-I-M. Deneyelim. Alıcı. A-L-I-C-I. Yardım eder mi bize alıcı? Arama. A-R-A-M-A. Arama. Son hakkımız. Bir deneme hakkımız var Ece. gelsin. Amara değil. Amara. Değildi zaten. Diyemedim. Ben ambar gibi hissediyordum. Ambar. Ayşen neredeyse bütün harfleri açtırdı ama efendim. Evet. O harfleri doğru yerlere yerleştiremedi. Ali galiba sana doğru bulmuştun. Ambarı. Yok, bulamamıştım aslında. Bence kibarlıktan söyleyebilirsin. Ama bütün harfler çıktı. Oradan bir birleştiremedik Ece. Güzel bir avantaj olurdu. Sağlık olsun. Şimdi Ece ve Ayşen, sizin için üçüncü etabımızdaki 10 harfli ortak puzzle kelime gelecek. İlk harfi gördüğümüz anda aynen öyle butonumuza basıp Ece, varsa cevabımız veya Ayşen, tabii ki hemen kelimeyi bilmeye çalışacağız. Efendim şimdi Ayşen ve Ece için üçüncü etabın 10 harfli ortak puzzle kelimesini getiriyorum ekrana. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Platonik olmayan aşk demişiz. Karşılıklı. Başlayalım. Karşılıklı. Karşılıklı olabilir mi? Ben iyice... Neden olmasın? Ayşen tebrik ediyorum. Sen butona basmadan mı bağırdın karşılıklı diye? Bastım aslında. Ha, evet. Buradan Ayşen biraz daha hızlı bastığı için. Olabilir. Onun masası yandı. İki masamız da bunu oldukça hızlı cevapladılar efendim. Ben ne olabilir diye düşündüğüm o anda ama bu 4000 lirayı Ali ve Ayşen'e göndermiş olduk. Helal olsun. Sana da helal olsun vallahi Ece. Çok tatlısın. Teşekkür. Şimdi Ayşen'i ve Ece'yi arkaya doğru uğurlayalım. Ayşenur'u ve Ali'yi masalara davet edelim. Buyursunlar. Ayşenur, fark birazcık açıldı. Evet. Ama son ana kadar tadını çıkartmaya devam edelim. Evet. Gayet güzel, buradayız. Elimizden geleni yapalım. Ali, 22.050 liradayız. Yani Lingo Türkiye tarihinin şu ana kadarki en yüksek kasasına doğru gidiyoruz. Sakın boşlamayalım. Bir rekor istiyorum bugün sizden. İş buraya kadar geldi. İnşallah. Olur mu? Başarırız. Hadi inşallah. Efendim o halde şimdi Ayşenur için üçüncü etapımızın ilk 6 harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar. D ile başlıyor. Dertli. Dertli. Evet. Evet. Gelsin. D-E-R. R-T-L-İ. Güzel de oldu. O İ ve E nerede? Derli. 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 Evet. Derli biraz kısa kalacak gibi. Üç deneme hakkımız var Ali. Direkt. D-I-R-E-K-T. Direkt. Gelsin. Dirhem. D
D-I-R-H-M. Dirhem. Galiba dirsek diyecektim ama. Evet. İşte bu uzun kelimelerde de çok harf çıkınca insan onları nereye yerleştireceğini bilemiyor bazen. Güzel de başlamıştık Ayşenur ama kısa kaldı kelimemiz. Evet. Sağlık olsun. Efendim burada iki masamıza da bir şey veremedik ama şimdi sırada Ali için bu etaptaki altı harfli lingo kelime var. Bakalım onun ilk harfi neymiş? Buyursunlar. B ile başlar. Balina. B-A-L-I-N-A. Balina. Bilinç. B-I-L-I-N-H. Gelsin bakalım. Yardım eder mi? Birlik. B-I-R-L-I-K. Birlik. Bir deneme hakkımız var Ayşenur. O R nerede olabilir? Ben de yakalayamadım. Neymiş? Biter mi? Normalde sevilen ama burada aklımıza gelmeyen bir kelime oldu. Efendim ne yazık ki burada da iki masamıza bir şey veremedik. Zararı yok. Şimdi telafi ederiz. Ayşenur için bu etabın ve efendim yarışmanın son altı harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. K ile başlar. Gelmedi. Aha. Ali. Kademe. K-A-D-E-M-E. Hemen deneyelim. Korkak. K-O-R-K-A-K. Korkak gelsin bakalım. Üretemedik ne yazık ki. Kumsal mı? Sağlık olsun. Sağlık olsun. Burada da iki masamıza bir şey veremedik. Tabii finale gelirken artık bu anlar normal. Şimdi Ali, hadi şu kelimeyi yakalayalım. Elimizden geleni yapalım efendim. Ali için bu etaptaki son altı harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. M ile başlar. Musluk. M-U-S-L-U-K. Hemen deneyelim. Millet. M-I-L-L-E-T. Millet. Menzil. M-E-N-Z-I-L. Deneyelim. Mendil. M-E-N-D-I-L. Mendil olabilir mi? Neden oldu? Kasaya 1800 lira daha eklemiş olduk ve 22.850 liraya geldik. Şimdi Ali ve Ayşenur için efendim bu etaptaki 11 harfli ortak puzzle kelime gelecek. Evet bizi finale taşımayacak ama ne güzel bir yerde bitirdik diyebiliriz. Ali çok güzel bir kasayla finale gitmemizi biraz daha destekleyebilir. Efendim bu 11 harfli ortak puzzle kelimenin de ipucu cümlesi şöyleymiş. Hadi buyursunlar. İnatçı bir pekmez türü demişiz. K ile başlar. Keçi boynuzu. Keçi boynuzu mudur? Neden oldu? Biraz dolan başlı bir yerden geldi keçi boynuzu. Ve efendim bu Ayşenur ve Ece'ye en azından fena da bir yerde bitirmedik. E noktasına getirdi 10.650 lirayla. Ama Ali ve Ayşen 22.850 lirayla bugünün finalistleri oldular. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Ayşen seni de masaya alalım. Ece seni de masaya alalım lütfen. Finalde birlikteyiz. Değerlendireceğiz. Arkadaşlar
Güzeldi. Güzeldi. Umarım iyi zaman geçirmişizdir en evet, azından. Evet. Neler söyleyeceğiz? Süper. Çok acele ettik diye düşünüyorum. Dikkatli olmamız gerekiyordu. Aslında izlerken böyle düşünmemiştik. Burada yani çok farklı oluyor. Birazcık değil mi? Evet. Buranın heyecanı oluyor. Heyecan var. Ama sağlık olsun. Evet. Tebrik ederiz rakiplerimizi. Eski rakiplerimizi. Bu kadar. Teşekkürler Ece Ayşenur. Ben buraya geleceklere önerim. Heyecanını yensinler bence. Bir de düzgün bir şekilde bakarlarsa yapılmayacak bir şey değil diye düşünüyorum. Değil mi? Buradaki herkese de çok teşekkür ediyoruz. Çok evet. güzel vakit geçirdik bence. Yani iyi bir deneyim oldu bizim için. İnşallah seneye tekrar düşünürüz. İnşallah gelin arkadaşlar. Evet. Bekleriz. Ayşenur ve Ece'ye de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın derken efendim bizler Ali ve Ayşen'le birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de final etabındayız. Ayşen ve Ali harikulade bir yarışma geçirdiniz. 22.850 liralık bir kasayla buraya kadar geldiniz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi ricam çok güzel ödüller kazanmanızdır. Çok seviniyoruz biliyorsunuz. Burada kazanıldığı zaman sizlere 120 saniye vereceğiz ve önce 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağız. Eğer 4 harfli kelimeyi yakalarsak yarışma boyunca efendim biriktirdiğimizin yarısı olan 11.425 liraya ulaşacağız. Bunu hızlıca bulacağımızı düşünüyorum. Çünkü sırada 5 harfli lingo kelimemiz olacak. O kelimeyi de yakalarlarsa yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimiz 22.850 liraya ulaşacağız. Akabinde 6 harfli bir lingo kelime soracağız. O kelimeyi de yakalarsak yarışma boyunca biriktirdiğimizin iki katı olan 45.700 liraya ulaşacağız. Çok güzel olacak. Ama orada böyle bir süremize bakacağız. Ayşe bir değerlendireceğiz. Ali İzmir'den geldik. Yolumuz uzun. Ama devam edelim dersek. Sırada 7 harfli süper lingo kelime olacak ki o kelimenin tek başına değeri tam 150 bin liradır. Yakaladığımız takdirde bugün buradan ne kadarla ayrılacağız görelim mi? Efendim toplam 195.700 liraya ulaşacağız. Güzel olacak. Güzel bir tutar. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama hep şu hatırlatmayı yapıyorum tam bu noktada. Biz şu 4-5-6'yı hızlıca halletmeye bakalım. O 7'nin heyecanını bir atalım kenara. Evet. Onu orada heyecanlanırız Ayşen. Olur mu? Tamam. Tamam. Buraya kadar çok güzel gittik. Bir de böyle anlarda şu işin tadını çıkartmaya devam edelim. O çok işimize yarıyor. Takıldığımız bir yer olsa da pastemeyi ihmal etmeyelim. Ki ben de hatırlatacağım zaten. Tamam. Efendim çok güzel bir yarışmaydı. Finalde umarım güzel olur. Ve şimdi Ayşen ve Ali için final etabının 4 harfli lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Onlara bol şans diliyorum. Hadi buyursunlar. Şeyle başlayalım. Şair, şeaire. Hemen deneyelim. Şair. Şiir, şeire. Şiir gelsin. Şuur, şeure. Şuur olabilir mi? Neden olmasın? Çok güzel oldu. Sadece 9 saniye harcadık. Hiç başlamamış gibiyiz. Harika. Ama 4 harfli kelimeyi halletmiş olduk. Böylece yarışma boyunca biriktirdiğimizin yarısı olan 11.425 liraya ulaştık. Hadi devam edelim. Ayşen ve Ali için final etabının 5 harfli lingo kelimesi geliyor ekrana. Buyursunlar. Gölge. G-Ö-L-G-E. Gölge. Çok hızlı gelsin gölge. Galip, G-A-L-İ-P. Galip, yardım eder mi bize? Güzel. Gönül, G-Ö-N-Ü-L. Gönül deneyelim. Hadi gönül bize yardım etsin. Gıpta, G-I-P-T-A. Gıpta olabilir mi? Neden olmasın? Açık söyleyeyim, ben Galip'ten sonra pas demiştim içimden. Bir gönül denedik. Aslında sadece gıpta için birazcık zamana ihtiyacımız varmış. Ve efendim sadece 26 saniyede final etabının 5 harfli lingo kelimesini de halletmiş olduk. Ve yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğimiz 22.850 liraya ulaştık. Heyecan yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Ayşen? Aynı şekilde. Tamam. Efendim şimdi hiçbir şey olmamış gibi. Ayşen ve Ali için final etabının
6 harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi buyursunlar. T ile başlar. Toprak, T-O-P-R-A-K. Hemen geldi. Toprak, T-O-P-R-A-K. Güzel. Tırpan, T-I-R-P-A-N. Tırpan, T-I-R-P-A-N. Tekrar, T-E-K-R-A-R. Tekrar bize yardım eder mi? Tertip, T-E-R-T-İ-P. Tertip. İ'yi de bulduk. Tebrik, T-E-B-R-İ-K. Tebrik olabilir mi? Ah, olamayacak da K çıkmıştı ne yazık ki. Geliyor yeni kelimemiz, hiç sorun yok. Teşrifmiş. A ile başlar. Acemi, A-C-E-M-İ. Acemi, 5 harfli kalacak. Hiç sorun yok. Sakin, süremiz çok iyi. Hadi devam edelim. Ç ile başlar. Çaylak, Ç-A-Y-L-A-K. Çaylak gelsin bakalım. Çember, Ç-M-B. Çember gelsin. Çok güzel. O M nerede? Çizmek, Ç-İ-Z-M. Çizmek deneyelim bir. Bir çizmek deneyelim çok hızlı. Çiğdem, Ç-İ-Z-M. Çiğdem olabilir mi? Neden olmasın? Of. Çok güzel kelimeler türettik. Efendim, Çiğdem'le beraber ilk başta bir kazandıklarımıza bakalım. Ayşen ve Ali yarışma boyunca biriktirdiklerinin iki katı olan 45.700 liraya ulaştılar. Tek üzüldüğüm nokta artık teşrif gözümüzün çok içine bakıyordu. Hani bunu söyleriz gibi orada bir keyli kelime yaptık. Birazcık zaman kaybettik. Ancak ne kadar süremiz kaldı görebildik mi? 28 saniye olmuş. 26-28. 28 saniyemiz var. Ben hemen kişisel fikrimi sesli dile getireyim, sonra sizi bırakacağım. Sizin bu yani bulabileceğinizi düşünüyorum. Yani 28 saniye burada çok daha kısa sürelerde bulduğumuz kelimeler oldu. Ama tabii ki burada riske atacağımız da bir meblağ var. Buyurun aranızda değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Atmayalım değil mi? Evet bence de. Biz 50 saniyenin altında. Evet. biz bir karar almıştık gelmeden önce. Eğer 50 saniyenin üstünde olursa düşünecektik. 50 saniyenin evet, üstünde. Çünkü evet çünkü biz 7'lere hazırlanmadık. O yüzden. O zaman soracağım. Evet. Evet. Bu kadar iyi bir yarışma geçireceğinizi düşünüyor muydunuz? Hayır. Bence ben sorarken bunu da düşünün. Ayşen ve Ali bize artı 150 bin lira daha getirme ihtimali olan. Ama tabii ki şu noktaya kadar kazandığımız meblağı da kaybetme riskini barındıran 7 harfli süper lingo kelime için devam edelim mi? Hayır. Etmeyiz. Etmiyoruz efendim. Devam etmiyoruz. O halde Ayşen ve Ali bugün bizden 6 harfli lingo kelimeyi de bularak final etabında toplamda 45.700 lira kazandılar. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bu kadar parlak yarışmacılar. Evet anlıyorum 45.700 lira biraz riskli ama görmek istiyorum 7 harfli lingo kelimeyi. Ya. Yapmasak. Ayşen şu an çok mutsuz durumdan. Evet. Görmek istiyorum efendim. Eğer devam etseydik ne olacaktı çok merak ediyorum. Sizlerin de ettiğinizi biliyorum. Yine de bulmaya çalışalım. Tamam. Hadi deneyelim. Deneceğiz. Evet ödülümüzü aldık ama hadi deniyoruz. Efendim Ayşen ve Ali için eğer devam etselerdi gelecek olan 7 harfli süper lingo kelime geliyor şimdi ekrana. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Z. Zemheri. Z-E-M-H-E-R-I. Zemheri. Z-E-M-H-E-R-I. O İ nerede? Zerdeçal. Zerdeçal olmazdı. Ziyaret gibi hissediyorum ama. Evet. Ziyaretmiş. Geldi yeni kelimemiz. K ile başlıyor. Kestane. Kestane. Hemen deneyelim. Kadırga. K-A-D-V. Kadırga. Kadırga gelsin. Bir tane daha gelsin. Katır. Karamel. Yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Yarışsaydınız kesinlikle bilirdiniz. Ya. Ziyaret gelirdi.
O biraz yarışmanın da yarışmıyor olmanın da rahatlığıyla gitti ama evet. İki kelime de çok zor değilmiş. Evet. Evet. Bilmeyelim, üzülmeyelim dedik. Yine de Ayşen yüzünde ufak bir üzüntü görüyorum ama hiç gerek yok. Çünkü arkadaşlar çok güzel yarıştınız. İşte gönül istiyordu ki daha yüksek bir ödülle sizi uğurlayalım ama yine de durumumuz fena değil. Ayaklarına sağlık, çok güzeldi. Çok da ben de keyif aldım. Siz neler söyleyeceksiniz? Biz de çok keyif aldık kendi adıma. Ekip için de her şey çok güzeldi. Teşekkür etmek istiyorum tekrardan. Siz de rahatlattınız, onlar da bizi rahatlattı. Ne güzel. Çok güzel geçti benim için. Harikaydı. Ali? Benim için de çok keyifliydi. İyi ki gelmişim İzmir'den. Sizin güler yüzünüz ve ekibinizin karşılamasında çok mutlu olduk gerçekten. Çok iyiydi her şey. Teşekkür ederiz. Gelmek isteyenlere de tavsiye ediyoruz burada. Ne güzel söyledi Ali efendim. Tam da ben de onu söyleyecektim ki eğer o ziyareti biz tekte bulurduk. 28 değil, bize 15 saniye yeterdi. Derseniz efendim ki buna Taha da dahil. Çünkü 7 harfli Süper Lingo'yu yakalamadınız. O yüzden Ayşe'nin eşi Taha'yı da bekliyorum artık. Şu anda onunla beraber yarışırız belki de final etabında. Şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden lütfen başvurun. Gördüğünüz gibi kazananlar da ilk etapların sonunda elenenler de biz burada çok keyifli zaman geçiriyoruz. Sizler de gelin misafirimiz olun. Hep beraber güzel zaman geçirelim. Ayrıca TRT 1 ekranlarından da ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.